Canlı başlıyor. Şu anda kaydediyor mu? Şu an başladın. Gelen yok da. Tren yok ya. Şu anda bir öpücük alsam mı acaba? Yani ses 2-3 dakika önce gidiyor. Sana geliyor yani. Şimdi biri girecek. Yapma lan. Evet, kim girmiş? Maç girdi. 3 kişi girdi. Onu şuradan da görebilirim. Yani. Şuraya basarsan. Ha, orada görüyor ki gözüküyor. Geldiğini görebiliyorsun. Tamam. 6 kişi olsun. Tamam. Arkadaşlar tekrar merhaba. Gerekli ihtiyaçlarımı giderdim ve enerjik olarak geri geldim. İhtiyaçlardan kastım da biliyorsunuz ne ihtiyacım olduğunu. 24. soruda kalmıştık. AYTMCG lütfen adını yazar mısın ya AYTMCG? Vallahi fotoğraftan da bir şey anladın mı? Bir bakayım. Vallahi fotoğraftan da çıkartamıyoruz ki arkadaş. CNSCZC Anna. Allah Allah. Allah Allah, bu gençlik bir acayip ya. Neyse. Sorumuza dönelim. 24. soru analitik sorusu arkadaşlarım. Analitikte ne diyor? AD doğrusunun denklemi. Mehmet Cihangir Güneş diyorum ya hocam. tamam. Mehmetciğim hoş geldin. Aslanım benim, inşallah ders çalışıyordur. 24. soruda şu doğrunun denklemi belli. AD doğrusunun denklemi. Dik ordinatları sorulan soruda şuradaki yamuğun alanı. Şimdi buradaki alana geçiş yapmak için önce şu doğrunun x ve y eksenini kestiği noktaları bulmamız lazım. Mesela ben bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorum ya. Çözümü şuraya yapayım. Y eşittir 0 için diyeceğim. Y eşittir 0 için. Ne olur burası 4x eksi 12 eşittir 0 yapar. X eşittir 3. X'i 3'te kesiyormuş yani şurası 3 birim. Şu uzunluğa 3 birim yazılır. Bunun tam tersini de yapalım. X eşittir 0 için 3y eşittir 12 gelir. Y eşittir 4. Ne anlama geliyor? Bu doğru y eksenini 4'te kesiyormuş. Yani şurası da 4. Yani şu uzunluk 4 birim. Y eşittir 2 doğrusuydu arkadaşlarım. Hem diktir hem de y'yi 2'de keser. Yani şurası 2 birim. Buraya da 2 birim artar. 2'ye 2. Şimdi gerekli bilgileri yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra sorulan soru o dörtgenin alanına girmeye çalışalım. Benim size tavsiyem ne olur burada? Şöyle olabilir. Büyük dik üçgenin alanından küçük dik üçgenin alanını çıkarmanız veya direkt yamuğun alanını bulmanız. Ama yamuğun alanını belki bilmeyenler vardır. Şu kenarı, EB kenarını bulmamız lazım. Şunu iki eşit parçaya bölmüş bakın. Yani EB kenarı orta taban. Tabanı 3. O zaman orta taban 3 bölü 2. Artık işleme devam ediyorum. Ne yapacağım ben taralı alan için? Büyük dik üçgenin alanından yani 4 çarpı 3 bölü 2'den ufaklığı çıkartacağım. Yani 2 çarpı 3 bölü 2 bölü 2. Toparlayalım şimdi denklemi. Şurası 6 yapar. Eksi. Şurası da 3 bölü 2 yapar. 6'dan 3 bölü 2'yi çıkartacağız. 12, 9 bölü 2 sonucunu buluruz. Rasyonel. ÖSYM'de yapıyor arada bir bunu. Cevabımız Bursa. 24. Sırada 25 var. 25 ah buradaymış. Arkadaşlarım 25. soru yine analitik sorusu. Analitik sorusunda ABC üçgenin B ve C noktalarından geçer falan filan diyor. Vırt zırt. İşte bir şeyler var. Neyse bir şekil çizeceğiz yani. Şekli şöyle yapalım. Bir ABC üçgeni çizelim. B ve C noktalarından geçen doğru dediği için B ve C'den geçen şu doğruyu yazdım. Bu doğrunun denklemini de üstüne yazayım. 5x eksi 12y artı 10 eşittir 0. A'nın koordinatları belli ki A'yı vermek zorundaydı zaten. 1'e eksi 2. Sorulan soruya geçeceğim şimdi. BC kenarına ait yükseklik kaç birimdir? Arkadaşlar BC kenarına ait yüksekliği kırmızıyla göstereyim size. Aha da bu. Şurasını soruyor bize. H'ı. Bunun bir formülü var. Formül defterlerinizde bakarsanız noktanın doğruya olan uzaklık formülü. H isteniyorsa. H eşittir. Kesri açıyorsunuz. Kesrin payı ve paydası var. Pay kısmına doğru denklemini yazacaksınız ama doğru denkleminde x gördüğünüz yere noktanın apsisini yani 1'i, y gördüğünüz yere de noktanın ordinatını yani eksi 2'yi yazacağız. Mutlak değer içinde tabii bunlar. Mutlak değer içinde o zaman 5 çarpı 1 eksi 12 çarpı eksi 2 artı 10 bölü kök içinde a kare artı b kare a dediğimiz x'in kat sayısı b dediğimiz de y'nin kat sayısı yani 5'in karesi artı eksi 12'nin karesi.
Denklemleri siz belki biraz daha uzun yapabilirsiniz de 5, 12, 13'ten dolayı hemen 13 yazdım. 169'un kökü 24, 34, 39. 39'u 13'e bölersek sonuç 3'tür arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 25, 26 bir bakalım katılım sayısına. 11. Orhan Koç aslanım benim. Yağmur. Yağmurcu merhaba. Yaşar Yapıcı mı? Evet. Hocam senin ne işin var Yaşar hocam? Allah Allah. Hatice. Yarın. Kazım hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ali Tekin. Biraz yavaşlıyoruz ya. Ben daha 20'deyim ben. Bu başıma geleceği biliyordum. Soruları kolay hazırladım. Biliyorum güzel sorular ya. İyi. Sorular iyi. Arkadaşlar 26. soruda C belli, D belli, iki nokta var. Noktalarından geçen doğru Y eksenine paralel olduğuna göre, Y eksenine paralel olduğuna göre, Allah Allah. O zaman koordinat sistemi de gösterelim de mantık neymiş ona bir bakalım. Şu koordinat sistemi, şu X ekseni, şu da Y ekseni olsun. Şimdi iki noktadan geçen doğru Y eksenine paralelse, yani atıyorum şöyle bir doğru, kırmızıyla göstereyim. Yani bunun orijini sağında da olabilir, bu solunda da olabilir, fark etmez. Sağında solunda hiç önemli değil. Eğer iki noktada bu doğru üzerindeyse, mesela C burada olsun, D de burada olsun atıyorum bunları. Gördüğünüz gibi bu doğru üzerindeki noktaların apsisleri aynıdır. Yani bunun apsisi atıyorum 5 ise bunun apsisi de 5 olmak zorundadır. Ben şimdi noktaları, orijinal noktalara bakayım. C noktası 4 eksi K apsisi, D'nin apsisi ise 2 K artı 1. Bunlar birbirine eşit olacak. Bu denklemi bir kuralım. Yani 4 eksi K eşittir 2 K artı 1 diyeceğiz. 3K eşittir 3 gelecek ve sadeleştirirsek K eşittir 1 elde ederiz. K kaçtır diyor, cevabımızı bulduk. Ben olsaydım böyle sormazdım. K'yı bulduktan sonra ve C'den ve D'den geçen doğrunun denklemini isteyebilirdim diye düşünüyorum ama. 27'deyiz. Alim, sen ne geldin Alim? Aslan Alim benim. 27. 27. soruda doğrusu üzerinde olup apsisi ordinata eşit olan nokta. Gördüğünüz gibi denklem doğru denklemi dandik ama dandik olmasının hiçbir önemi yok. Bir noktanın bir doğru üzerinde olma özelliğine gideceğiz. Eğer şu doğru olsun denklemi 7x artı 3y eksi 30 eşittir 0 doğrusu. Üzerinde bir nokta varmış, P noktası diyeyim. Bu noktanın da apsisi ordinatına eşit diyor. Yani apsisine de A, ordinatına da A yazalım. A'ya A. Eğer bu P denklem üzerinde ise denklemi sağlayacak. Sağlattırayım arkadaşlar. 7 çarpı x'in yerine a yazıyorum. Artı 3 çarpı y'nin yerine de a yazıyorum. Eksi 30 eşittir 0 yazdım. 10a eşittir 30'dan a eşittir 3 bulurum. A'yı 3 bulduk. Noktanın koordinatları diyor. O zaman P noktasını soruyor ya. 3'e 3 cevabımız. Yani Denizli. Bu arada canlı yayın hayatımda bir ilk. Dur bakalım daha başımıza neler gelecek. Sevdim mi pek sevmedim arkadaşlar. Böyle tek başıma manyak gibi soru çöz, soru anlat falan filan. Çok hoş değil ama artık bir iki hafta, daha doğrusu bir ay böyle idare edeceğiz. İnşallah Mayıs'ta okulumuz açılınca iki ay, üç ay durmaksızın çalışacağız. Okullarımız da biraz uzayacak gibi. Sınavlar zaten uzatıldı biliyorsunuz. Sizi çok etkilemiyor 11. sınıflar ama 12'ler için öyle. Analitik düzlemde noktası doğrusuna ait bir nokta. İkbalcığım, merhaba. Noktası doğrusuna ait bir nokta olduğuna göre, ha, yine aynısıymış. Bu nokta bu doğruya aitse, yani üzerinde demek, denklemi sağlayacak. Önce ham halini bir yazayım. 3x artı ay artı 7 eşittir 0. X gördüğüm yere 1, y gördüğüm yere de eksi 2 yazacağım. Denklemi sağlattıracağım. 3 eksi 2a yapar şurası, artı 7 eşittir 0 gelir. 2a eşittir 10 buluruz arkadaşlarım. Sadeleştirirsek a eşittir 5 elde ederiz. A'yı mı soruyor? Vallahi a'yı soruyor. Bu arada gençler sizi özledim. Ki bu özlemde kolay kolay yaptığım bir şey değildir yani. Kolay kolay insanı özlemem. Özledim inşallah. Nisan'da görüşeceğiz. Daha doğrusu Mayıs'ta görüşeceğiz. Doğrularının kesişim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? İki doğrunun kesişim noktası. Arkadaşlar ben onu şekilde bir ifade edeyim de şöyle dandik iki doğru düşünün. D1 doğrusuyla D2 doğrusu. D1 doğrusuyla D2 doğrusunun kesişim noktası bu. Kesişim dediği zaman aklınıza mutlaka ortak çözüm gelsin. Bu ikisini ortak çözeceğiz.
ortak şöyle iki denklem, 2x bu arada arada bir gözüm girenlere çıkanlara kayıyor da. X eksi y eşittir 3. Ortak çözümünü yapıyorum arkadaşlarım. Taraf tarafa topladığımız zaman 3x eşittir 12 buluruz. X eşittir 4. X'i bulduk. Şimdi x'i yerine yazayım. Şu denklemde yerine yazalım. 4 artı y eşittir 3'ten. Y de eksi 1 gelir. Bu bulduğumuz bu kesişim noktasının absisi, bu da ordinatı arkadaşlarım. Yani koordinatlar 4'e eksi 1'dir. O da B şıkkında var. Hasan'ım de bayılıyoruz. Okul daha iyiydi. Bence de valla. Aynı şekilde arkadaşlarım. Biz de arada bir okula geliyoruz da yani bunun dışında çoğunluk evdeyiz. Evde de vakit bir yere kadar geçiyor yani. Film izle bir yere kadar. Ne bileyim telefonla oyun zaten çok sevdiğim bir şey değil. Çocuklarla uğraşıyorum. O sevdiğim bir şey ama o da belli bir süre sonra. Onun da tadı kaçıyor tabii. Aslanım Hasan'ım. Siz de sıkılıyorsunuz. Biraz anneyle babayla didişiyorsunuzdur ama idare edin bakalım canım. Çünkü bu yaşanan olay ileride sizin torunlarınıza anlatacağınız bir olaydır. Çünkü dünyada bir ilk. Yani tüm dünyanın böyle bir şekilde kendini eve kapatması çok garip, çok değişik şeyler. 30. soruda. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilenlere göre AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım, AB doğrusunun denklemi sorulan soru aha da bu. Ya şimdi denklem için bize nokta ve eğim lazım diye arkadaşlarım. İki şey lazım. İkisi de birisi mevcut. Şükür 1'e 3 nokta var. Bana bir de bunun eğimi lazım. Ben buna M1 yazayım. M1'i bulursam 1'e 3'ten geçen ve eğimi şu olan doğru denklem diyeceğim. Bana CD doğrusunun denklemini veriyor. CD doğrusunun denklemi X artı Y eşittir K doğrusu. Yani bunun eğimine M2 diyeyim. M2 Y'yi yalnız bırakırsanız X'in katsayısı eksi 1 olduğu için eğim eksi 1. Şimdi bu doğrunun eğimi eksi 1. Bu doğrunun eğimi M1. Doğrular dik kesişiyor. Şuradaki 90. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir arkadaşlar. Yani şöyle. Bunun M1 ve M2 de eğimler. M1 çarpı M2'nin eksi 1 olması lazım. Ben M1'i bilmiyorum. Lazım bana. M2'yi biliyorum eksi 1. Eşittir eksi 1 yazarsak. Eğimi M1'i 1 buluruz. Artı 1. İyi. Şunu elde ettik. Artık bize gerekli olan tüm bilgiler var. Nokta var. Eğim var. O zaman denkleme giriyorum arkadaşlar. Denklemimiz şöyleydi. Y-Y1. Y1 dedim 3. Şu. Şu da X1. Eşittir. Eğim yani 1 çarpı X-X1. Toparlayalım. Şıklara göre toparlayalım. Şıklar Y'yi yalnız bıraktığı için biz de Y'yi yalnız bırakıyoruz. Artı X var. Eksi 1 var. Şurası da artı 3 diye geçecek. O zaman artı 2 kalacak. Y eşittir. X artı 2'dir arkadaşlarım. Cevabımız Bursa. Bu 31. soruyu almam aslında biraz çemberin analitini ilgilendiriyor. Sizin işlemediğiniz bir konu gibi görülebilir de. Bunu şöyle aldım. Analitiği gösterdim. Çemberde uzunluğu da gösterdim. Bitirdik daha doğrusu derslerimizde. Bu ikisinin birleşimidir arkadaşlarım. Güzel bir soru. Yapacağınıza da eminim. Yine sorulan sorunun tabanı aynı. AD doğrusunun denklemi. Yani şu doğrunun denklemi için yine biz eğim bulacağız. Nokta bulacağız. Noktayı bulmamıza gerek var. Yok. Çünkü D noktası var zaten. Bana sadece bu doğrunun eğimi lazım. Onun için de çemberde uzunluğu kullanalım. A merkezli diyor arkadaşlarım. A merkezliyse o zaman çemberin yarıçapı 4. Yani şuna rahatlıkla 4 yazabilirsiniz. Yarıçapa 4 dedik. Başka ne var? Şuradaki 2 3'ü kullanalım. Şurası 2 3 birim. Şu uzunluk. Şuraya 2 3'ü yazdım. Şimdi 2 3'ü yazdıktan sonra 90. Şurada bir Pisagor yaparsanız. Şuraya isterseniz K yazayım ben. 4'ün karesi eşittir. Orada üçgenin 30 60 90 üçgeni olduğunu ispatlamaya çalışacağım size. 4'ün karesi eşittir. 2 3'ün karesi artı K'nın karesi. Buradan K'yı şöyle veya böyle 2 bulursunuz. Şu kenar 2 birim. 94'ü görüyorsa o zaman 32'yi görür. 60 ise 2 3'ü görür. Şurası da 120. Bu 120'yi yazma sebebim koordinat sistemi düşünelim artık. Çemberi unutun. Koordinat sisteminde bu doğrunun eğimini ben eğim açısından gideceğim. Yani şu 120'den gideceğim. Şurası eğim açısıdır. 60 değildir. O zaman bu doğrunun eğimine ben M dersem tanjant 120'ye eşit. Tanjant 120 de eksi tan 60. Yani eksi kök 3'tür arkadaşlarım. Eğim belli. Nokta zaten var. O zaman genel denklemi yazıyorum şimdi sizin için. Genel denklem şöyle oluşacak. Y eksi Y1 dediğim şey şu 2 3. Eşittir eğim yani eksi kök 3 çarpı. X eksi X1 dediğim şey ise şuradaki 0. Toparlıyoruz.
Toparlarken de şıklara bakıyorum. Şıklara göre toparlayacağım. Hepsini bir tarafa toparlayalım bari arkadaşlarım. Eksi kök 3 x gelecekti ya şuradan. Bunu bu tarafa atıyorum. Y artı kök 3 x. Şuradan 0 var zaten, etkilemeyecek. Eksi 2 kök 3 eşittir 0 gelir. Arayalım. Y artı kök 3 x. Y artı kök 3 x. Denizli'de var arkadaşlar. Cevabımız bu. Fatih'im, aslanım. Sorularda da 31'e geldik. Fatih Çukur. Benim yeğen girdi mi ya? Ömer'i gördüm ama Fatih Yiğit. Fatih Yiğit girdin mi? Kendini bir göster bakayım. Ezgi İnli mi? Ezgi. Ha, Ezgi Güney. Ezgi Hocam merhaba. ABC ve DCE birer eşkenar üçgen. İki tane eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenlerde yan yana verilmiş. Biz önce bir şekli bir tanımlayalım. Şekilde yapabileceğimiz bir yapalım. Önce küçük küçük kibar yapın arkadaşlarım bunu. Abartmayın. Kocaman kocaman değil. Küçük küçük 60'ları yazdım. Sonra şu aradaki açı yine 60 derece oldu. Şurası 120 falan filan. Dursun şimdilik. OD doğrusunun denklemi arkadaşlarım. OD doğrusu özel bir doğru. Çünkü orijinden geçmiş. Orijinden geçen her doğrunun denklemi y eşittir mx'tir. Yani artık size nokta zaten var, 0 0 yani. Nokta lazım değil, eğim lazım. Ben eğimi de en güzel bulacağım metot bunun gibi sorularda eğim açısıdır. Eğim açısını yakalayacağım, onun tanjantını alacağım ve doğrunun eğimi çıkmış olacak. Orantılara giriyorum şimdi. Orantılarda Cihan'ım merhaba. OD doğrusunun orantı şöyle diyor. DCE ile ABC'nin alan oranı. Yani ben şunun alanına S yazarsam şunun alanı 4S. 1'e 4. Tüm eşkenar üçgenler birbirine benzerdir. Benzerlik oranına k dersek k kare eşittir s bölü 4s. S'leri sadeleştirin, her iki tarafın kare kökünü alın. Benzerlik oranı 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Yani bu kenarlar oranı demek. Yani siz şu uzunluğa atıyorum a yazarsanız bunun uzunluğuna, şunun uzunluğu 2a gelir. Şurada yerine yazayım. Şurası 2a, şurası da 1a. Şuradaki özel üçgeni bulmanızı isterim. Çünkü 90 2a'yı görürken şu 90, 30 a'yı 60'da A kökücü görür. Yani 30-60-90 bulduk. Şu diklik çok önemli. Çünkü 90-60 buraya 30 derece artar. Şurası 120. O zaman burası da 30 derece olur. Eğim açısını bulmuş olduk. Bu doğrunun eğimi o zaman tanjant 30'a. Yani 1 bölü kökücü eşit arkadaşlar. Bu 1 bölü kökücü olarak da veya kökücü bölü 3 olarak da alabilirsiniz. Şıklara göre hareket edin. Ben M yerine ne alayım? 1 bölü kökücü yazarsam 1 bölü kökücü x yok. O zaman kökücü bölü 3'e yazacağım. Yani cevabım 5. 32 gitti. Sırada yine 32 var arkadaşlar. Niye böyle oldu? Tabii ki şu anda canlı yayına bağlı olan Cihan Balakar yüzünden, canı sağ olsun. 32. soruda şurada size bir kısa yol göstereceğim ya. Ya bunu çözerken çok da uzatabilirim de şu kısa yolunda şöyle. Öklit. Öklit'te bir basit yol. Bir dik üçgen çizeyim. Dik üçgende dikten dik indireyim. Dik kenarlar arasında belli bir oran var diyelim mesela. Oran ne olsun? Sallıyorum şunların oranı. 2'ye 5 olsun attım. Şurası 2K, şurası da 5K olsun. Ben arkadaşlar şu X ve Y'nin oranını bulacağım size. X'in Y'ye oranını ben zaten 4 bölü 25 olduğunu biliyorum. Nereden çıkardım? Şu dik kenarların oranının karesidir arkadaşlar. X'in Y'ye oranı 4 bölü 25. Şimdi bunu size ispatlamaya çalışayım. Dikten dikindiği zaman bir dik kenarın karesi yani 2K'nın karesi eşittir. Gördüğü ilk taban çarpı tabanın hepsidir yani x çarpı x artı y. Bir de bunu sağdan yapalım. Yani 5K'nın karesi eşittir. Gördüğü ilk taban y çarpı hepsi x artı y. Y çarpı x artı y. Bunları oranlayalım arkadaşlar. X artı y'ler gider. X bölü y size az önce dediğim şey kaldı. 4K kare bölü 25K kare yani sonuç 4 bölü 25'tir. Az önce dediğim şey bunların oranının karesi arkadaşlar. Yani şurası 4'ün katı, şurası da 25'in katıdır. Ben bunu niye anlatıyorum? Şu soruyu çözmek için. Gelelim buna. Şimdi bu soruda dikten dikilmiş. Var. Eyvallah. Şurası 10, şurası 20 uzunluk. 1'e 2 oranı var. Ben buradaki oranları bulabilirsem arkadaşlarım, şu kenar, şu kenar ve şu kenar arasındaki, daha doğrusu şunun şuna oranını bulursam, adım hesabıyla C'nin koordinatlarını bulmaya çalışacağım. Çünkü bana sorulan soru C'nin koordinatları. E bunu az önce gösterdiğim kısa yolla halledelim. Dik kenarlarda 1'e 2 oranı varsa tabanlarında yani şurada da 1'e 4 oranı vardır arkadaşlar. Yani ben buraya K yazarsam buraya 4K yazacağım ya buraya 2K 2K parçaladım. Yani şu C noktası şu doğru parçasını 3K'ya 2K diye böldü.
Şimdi artık adıma giriyorum. B'den A'ya doğru adımlayayım. B'den A'ya. Eksi 20'den artı 0'a. 20 artış var. Bu 20 artış orantıyı size şöyle göstereyim. Bu 20 artış arkadaşlar kaç K'da, ona bakalım. Apsis 5 K'da. Artı 20 artmış. Nasıl, bir kez daha söylüyorum. Buradaki apsis eksi 20, buradaki apsis 0. Eksi 20'den 0'a 20 artmış. Bana ne lazım? 2K'daki lazım. 2K'da ne artar? 4 katı 8 artar. O zaman siz tabi buraya 8 yazmayın. Eksi 20'ye 8 ekleyin. Eksi 20'ye 8 eklerseniz apsisin eksi 12 olduğunu bulursunuz. Gelelim ordinata. Ordinat 5K'da arkadaşlar. Şöyle 5K'da 0'dan 10'a 10 artmış. Ordinat içinde orantı kuruyorum. 5K'da 10 artıyorsa bana yine 2K'daki lazım. 2K'da 4 artar. Şurası artı 4 olacak. Yani 4 artacak. 0, 4 de artarsa sonucu 4 yapar. Yani sonuç eksi 12 artı 4'tür arkadaşlar. Yani Bursa. Soru zor. Eğer anlamadıysanız bir kez daha dinlersiniz arkadaşlarım. Yine anlamazsanız lütfen mesajla bana, WhatsApp mesajıyla dönün. Ben size sesli mesaj bir şekilde gönderirim. Geldik 33 numaraya. ABCD bir kare ya. Bu aslında analitik geometriyi göreli de sizin bayağı oldu. Belki unuttuğunuz yerler olabilir de. Hatırlamanız çok faydalı. Ben size derste de söyledim. Gelecek sene sizin en önemli derslerinizden birisi analitik. Öteki trigonometri diyebilirim ama analitik kadar tabii ki değerli değil. Çember, katı cisim, bunlar çok önemli. D doğrusunun denklemi belli. Her şey belli. Hiç bilmeyen yok. Bu x ve y'ler de zaten sonsuz x, y noktaları. D noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? D noktasının koordinatları apsis lazım ki apsis şurası. Ordinat lazım, o da şurası. İkisini de bulmaya çalışalım. Doğrunun denklemi belli olduğu için ben bu doğrunun x ve y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorum. Mesela x eşittir 0 için desem denklemde. Eksi 3y eşittir 6. Y eşittir eksi 2 gelir. Şurayı eksi 2 de kesiyor şurası. Yani şu uzunluk 2 birim. Bunun tersini de yapacağım tabii ki. Y eşittir 0 için x eşittir ne geliyor, hemen hesaplıyorum. Y yerine 0 verirsem x eşittir 6 gelir arkadaşlarım. 6 da kesiyor, yani şu uzunluk da 6 birim. Bu kareydi. Şuraya da 2 yazarım. Buraya da 2 yazarım. 6'ydı, buraya 4 arttırırım. Şu uzunluk 4 birim oldu. Ben bir şekilde D'nin apsisini buldum arkadaşlarım. D'nin apsisi 2. Şurası apsis kadardır. Şimdi gelelim ordinata. Ordinat burası arkadaşlar. Buraya A yazsam. A'yı bulmanın yine bir kamyon yolu var. A'yı bulmanın yolu, ben ne yaparım size onu söyleyeyim. Ben burada benzerlik yaparım. Nasıl bir benzerlik? Temel benzerlik teoremi. Çünkü şu doğru, şu doğruya paralel. Şu ikisi birbirine paralel. 4'ün 6'ya oranı A'nın 2'ye oranına eşittir. 4 bölü 6 eşittir A bölü 2. İşler dışlar falan yaparsanız sonuç rasyonel gelecek. İşler dışları yapayım. 6 A eşittir 8. A eşittir 8 bölü 6, yani 4 bölü 3 buluruz arkadaşlar. Bunun uzunluğu ama 4 bölü 3. Şurası 4 bölü 3. Nokta orijinin altında olduğu için ordinat pozitif gelmeyecek. Orijinin sağ apsis pozitif ama orijinin altı olduğu için 4 bölü 3'ün eksili halini yazacaksınız. Eksi 4 bölü 3. 2 eksi 4 bölü 3 de B şıkkında var arkadaşlarım. 34 numara, artık çemberlere başladık arkadaşlar. Çemberler çok keyifli ve çok kolay bir konu. Analitik gibi kafa karıştırıcı hiçbir şey yok. Belki uzunlukta 1-2 soru size zor gibi gelebilir ama inanın çok kolay. Keyif, zaten keyif alıyorsanız size her şey kolay gelir. Kesişen iki çember gördüğünüz zaman ben size birleştirin demiştim arkadaşlarım. E ile F'yi birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra A, B, F, E dörtgeni. Şu dörtgen büyük çemberin kirişler dörtgeni. Şuradaki E, F, C, D ise sağdaki dörtgenin kirişler dörtgeni. Bu ikisini kullanacağız. Kullanalım. Kirişler dörtgenin özelliği de çapraz açıların birbirini 180'e tamamlaması. İşte çaprazlardan kastım. Mesela şu A açısıyla F açısı çapraz. Burası 80 ise burası 100. 100 ise hemen bütünleri 80 şurası. Şu da kirişler dörtgeniydi. Bunlar da yine birbirini 180'e tamamlayacak şu açılar. Alfanın 80 olduğunu bulduk. Tamam. Pardon, 100. Düzeltiyorum. Neden? 80 ile alfa birbirini 180'e tamamlayacak. 80'in bütünleri de 100 derecedir. Alfa tamam. Şimdi 125'i kullanalım. 125 ise o zaman şuradaki açı 55. 180'e tamamladım.
55'in bütünleri 125 şuradaki açı. Bunlar yine birbirini 180'e tamamlayacak çünkü kirişler dörtgeni. O zaman beta'nın değerini de bulduk. Beta 55 derecedir. Alfa'yı buldum, beta'yı buldum. Ne diyor adam? Alfa eksi beta diyor. Yani çıkart diyor bunları. Çıkartalım. Fark 45 derecedir. Özel açı çıktı. Sorularımız da bitmek üzere. 35. soru. 35. soruda çeyrek çemberin içine küçücük bir kare sokuşturulmuş. Ve çeyrek çemberin yarıçapı soruluyor. Hemen yarıçapa R demenize gerek yok arkadaşlarım. Ben genelde küçük parçalara harf veririm. Burada karenin bir kenarına X yazıyorum. Ki burada çemberin yarıçapının da X artı 9 olduğunu göstermiş olduk. Yani şuraya ne artar derseniz 9 artar şu uzunluk. Ama bu uzunluk sorulmuyor. Şöyle B ile E'yi birleştirerek saçma bir şey yazabilirim, yapabilirim. Şöyle olur. Şöyle. Bunların hepsi saçma arkadaşlarım. Bu tarz birleştirmelere girmeyin. Bunun gibi teğet kirişi özellik sorularında yarıçap çizin kendinize. Yarıçapı da sallıyorum. Şöyle bir dandik bir yarıçap çizmeyin. Birleştireceğiniz yarıçap bence O ile D'nin birleşimi olacak. Şöyle bir yarıçap çizerseniz. X artı 9 demiştik ya yarıçap, o zaman burası da X artı 9'dur. Şu üçgene bakalım artık. Bu üçgende Pisagor yapacağız. Pisagor'da da arkadaşlarım X artı 9 hipotenüs. X artı 9'un karesi eşittir. Dik kenarlar x ve x artı 7, o zaman x'in karesi artı x artı 7'nin karesi. Size tavsiyem şöyle yapın. Bunu isterseniz açıp çarpanlarına ayırıp x'in değerlerini bulabilirsiniz ama bu tarz soruların gördüğünüz gibi şıkları tam sayı olduğu için özel üçgenlerdir genelde. Özel üçgeni arayalım kendimize. Ne arayalım mesela? X ne olabilir? Çeyrek çemberin yarıçapı 13 olabilir mi? 13 olması için x yerine 4 yazmamız lazım. Saçma oldu, bu olmaz. Gitti. 14 zaten hipotenüs 14 olan özel bir üçgen yok. 15 olabilir mi acaba? 15 olabilmesi için 6 yazmamız lazım. 6 13 15 üçgeni. Çok saçma. 15 de gitti. 16 yazıyorum. Yarıçapa yani şuranın 16 olması için 7 yazmam lazım. 7 yazarsam 7 14 16 üçgeni, bu da saçma. 17 kaldı. 17 olabilmesi için 8 yazmam lazım. X yerine 8 yazarsam burası 8, burası da 15 yapar. 8 15 17 özel üçgeni vardı ya arkadaşlarım, sağladı. Yarıçap çemberin yarıçapı 17. Şıklarda gitmek bazen iyidir. Cevabın kısa çözülmesini sağlayabilir. 35-36'ya geldik. Bu sorular da yine buna benzer sorular illaki çözmüşüzdür. Hatırladığım kadarıyla da çözdük. Arkadaşlar kuvvet bağıntısı yapacağız. Önce şu uzunluğa sallıyorum x desem. Kuvvet bağıntısı da şu iç kuvvet. X ile 4'ün çarpımı 2 ile 12'nin çarpımı eşittir. O işlemi şurada yapayım. X çarpı 4 eşittir 2 çarpı 12. Buradan x eşittir 6 çıkacak şu kenar. Bu kenarın üzerine 6'yı çakalım. Şimdi ikinci işleme geçiyoruz. Bu 6'yı bulduktan sonraki yapacağımız şey. 6'yı bulduktan sonra merkezden kirişlere diklikler çizeceğim. Mesela önce zor olanla başlayayım. O'dan AB kirişine dikliği indirirsem şöyle. 10 santimlik kiriş iki eşit parçaya bölünür. 5 burası. 5 burası olacak ya, 1 artar. Arttırdım. Aynı merkezden bir de aşağıya doğru bir diklik indirirsem. Kiriş uzunluğu 14 birimde 2'ye bölüyorum. 7 burası. 7 olacak. Buraya da 5 artar. 5 ise 5. 1 ise 1. Ortada oluşturduğumuz şey bir dikdörtgen. Tabii ki bu dikdörtgenden şu kenarları yarıçap falan değil. Yarıçapı şimdi çizeceğiz. Sorulan soru çemberin yarıçapı. O zaman isterseniz A ile O olur. Ama yok beğenmedim derseniz O ile C de olur. Fark etmez. A ile O'yu birleştirdim. Bu R. Artık sorulan soru 5, 5, aradaki açıda 90 olduğu için cevabımız kök 2 katı, yani 5 kök 2'dir. İlyas'ım canın sıkılıyor galiba, yine girdin. Gördüm. Fatih daha yeni mi giriyorsun? Püf sana Fatih. Neredesin Fatih sen? İzzetciğim hoş geldin. Aslanım benim. Ne işler görürsünüz siz? Neden bu kadar geç katıldınız? Neyse bir ara okulda görüşürüz. BC kenarı 6. AC kenarı 10. 6'ya 10 arkadaşlar, şu kiriş de şu dandik bir şey. Bir çeyrek çemberin içine böyle bir oturtturma var. Teğet olduğu zaman teğete indirilir ya arkadaşlar. Kiriş gördüğünüz zaman da kirişe indirin lütfen. Yardırıyorum şimdi. Dikliği indirdim. Kirişe indirdiğim zaman kirişi iki eşit parçaya böleriz. Şöyle 5-5. 5-5 böldüm.
5'e 11 var. Ya dikten dikilmiş. Öklit bağıntısı yapacağım. Tek hamlede çözeceğim bunu. Şöyle h kare eşittir p çarpı k'ya girmiyorum yani. Bir dik kenarın karesi yani x kare eşittir. Gördüğü ilk taban çarpı tabanın hepsi arkadaşlar şurası. Yani 5 çarpı o zaman 16. Hepsi 16 idi. Kökünü alırsak her iki tarafın sonucu 4 kök 5 buluruz. Ama tabi bunu uzatabilirsiniz. Geldik 38 numaraya. Bu tarz sorular çok önemli olduğu için bunlara özellikle değindim. Arkadaşlarım yine yarı çapı belli olan bir çeyrek çember var. Yarı çap ne? 5. Şurası 5. Şu uzunluğu bilmiyoruz. Bulmamız lazım. Bu şart. Bunu bulmak için önce ben bir yarı çap çizeceğim tabii ki. Bakın yine C ile B'yi birleştirirsek saçma olur. Ben yine merkezden C'ye doğru bir yarı çap çiziyorum şöyle. Belli de 5 burası. O zaman 3, 4, 5 üçgeni gelir. Şurası 4 birim. Şu uzunluğu bulduk. Bu uzunluğu bulduktan sonra işimiz biraz kolaylaştı. 4'ü bulduktan sonra artık C'den tabana paralel çizebilirsiniz şöyle. 3 ise 3. 4 ise 4. Yukarıya 1 artar. Artık şuradaki dik üçgende Pisagor'dan soruyu çözebiliriz. Hipotenüs x, x'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 1'in karesi. 9, 10 gelecek. 10'un da kökü içinde kalır direkt. 10'dur. Arkadaşlarım 39. soruda bu testinde en zor sorusu diyebilir miyim? Yani aslında soru taban olarak zor değil de tabii çiz çöz sorusu olduğu için. Ben size arkadaşlar önce hata yapacağım bile bile. Bir tane dikdörtgen çiziyorum. Şimdi ABCD dikdörtgen çiziniz diyor ya. Çizdim. ABCD diye. Sıralamayı böyle de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. Bunu duruma göre. Şimdi bunu çizin dedi. Çizdikten sonra A merkezli ve AD yarıçaplı arkadaşlar. A merkezli AD yarıçaplı çember çizin diyor. Çizeyim. Şöyle bir çemberdir. Çünkü ben AD'yi daha kısa gösterdim ya. Şöyle aşağı arkadan da dolanır. Ama sonradan diyor ki AD yarıçaplı çember BC'yi E'de kesiyor diyor. Kestiremedik. O zaman olmadı bu. Tekrar çiziyorum. Yine aynı dikdörtgeni çizin arkadaşlar. Ama harf değişikliği yapacağım şimdi. Şöyle buraya A yazdım ya. B'yi buraya değil artık şuraya yazıyorum. A, B, C, D. Bu hale getirdim. Sonra A köşesi merkez kabul edin. AD yarıçaplı çember çizin diyor. Onu şimdi çizelim beraber. AD yarıçap şu kenar şu kenardan daha büyük kabul ettik arkadaşlarım. Bu çember tahmini şöyle bir çemberdir. Dolandırayım biraz. Şu arkadan gidiyor önemli değil. Soldan gidiyor şöyle. BC'yi kestirdik gördüğünüz gibi. BC'yi kestiği noktaya E diyor. E dedim. AB uzunluğu 5 yazayım. Başka AD uzunluğu 13 yazdım. 13 de şurası. CE kenarı. CE kenarı istenilen kenar da şurası. Yarıçap kullanacağız. Şu AD zaten çemberin yarıçapı. Şu uzunluğu bulmamız lazım. O yüzden merkezden yine yarıçap çiziyorum. Hep işimiz gücümüz yarıçap çizmek zaten. Şurası 13. Şurası da dik. 5, 12, 13 özel üçgeni gelir. 12'yi buldum. 13 olması lazım dikdörtgen özelliği. Buraya 1 artar arkadaşlarım. Cevabımız da bursa olur. Soru 39 tane değil arkadaşlarım. 40 taneydi ama 32'den 2 tane çıktığı için böyle 39'da bitmiş gibi gözüktü. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Yine görüşeceğiz.